Merhaba, ben Gökhan Sezginer. 28 yaşındayım. Biyomedikal mühendisiyim. Şu anda bir medikal firmada sağlık yazılımları üzerine yöneticilik yapıyorum. Ben 25 yaşındayken ülseratif kolitle tanıştım. 25 yaşında askerlik görevimi yaptığım sırada teşhisim konmuştu. Ve yaklaşık bir sene içerisinde çok hızlı gelişti bu hastalık. Sürekli ilaç kullanıyordum. Günde 10 tablete varan. Ondan sonra bu ilaçlar yüzünden, yan etkileri yüzünden dışarıya çıkamaz. Ondan sonra spor yapamaz. Arkadaşlarımla görüşemez duruma gelmiştim. Örnek vermek gerekirse bir halı sahada bile maç yapamaz durumdaydım. Çünkü sürekli bir tuvalet ihtiyacı var. Kayak çok sever, snowboard yapan biriyim. Onda bile 2-3 kez düşünmek zorunda kalıyordum ki yapamıyordum zaten bu 2 senelik ilaçlı ülseratif kolitli döneminde. Bunları yapamaz duruma geldim. Ondan sonra bak ilaçların etki etmediğini görünce total kolektomi ameliyatı olmaya karar verdim. Stoma açıldı ve 9 ay stomalı gezdim. Fakat hani bu ilk başlarda beni çok korkutan bir ameliyattı. Bakımı olsun, ondan sonra sosyal yaşamımı nasıl etkileyecek diye düşünürken daha sonra keşke daha önce bu ameliyatı olsaymışım dedim kendi kendime. Çünkü dışarı çıkamaz bir durumda olduğumu söylemişim daha önce. Bu stoma açıldıktan sonra hem kilomu aldım. Çünkü ben 75 kilo olan bir bireydim. Rahatsızlığım sırasında, ülseratif kolit esnasında 50 kiloya kadar gerilemiştim. Stoma açıldıktan sonra bu 20 kilomu yaklaşık 4 ayda geri aldım. Dışarıya daha rahat çıkabilmeye başladım. Araba yolculuğunu yapmayı çok seven biriyim. Bunu yapamaz duruma gelmiştim son zamanlarda. Onu yapmaya başladım. Ameliyatımdan sonra 5 ay içerisinde ben 5 farklı ülkeye gezdim. Ki bu da çünkü ben hani yurt dışına çıkmayı çok seven biriyim. Bu 2 yıllık ülseratif kolit geçmişinde bunu yapamaz duruma gelmiştim. Çünkü şehirleri yürüyerek gezmeyi seven bir insanım. Fakat yürüyerek gezerken nerede bulacaksın tuvalette? Hani ihtiyacını gidereceksin. Fakat stoma sayesinde bunu atlattım ve hakikaten yaşama döndüm diyebilirim. Çünkü kendimi çok kısıtlıyormuşum zamanında, onu fark ettim. Daha sonra spora geri döndüm. Mesela kayak yapamıyorum demiştim size. Kayak yapmaya devam ettim. Kendimi fazla zorlamadan şu anda bile spor yapabiliyorum. Fakat ben 9 ay stomalı yaşadım. Daha sonra stomam kapatıldı. Fakat kalın bağırsağım tamamıyla alındı. Ben hastalandığım esnada Ürgüp'te balon turları yavaş yavaş popülerleşmeye başlamıştı. Çok merak ettiğim bir şeydi. Acaba hani nasıldır o his? Hakikaten bir balon turu yapmak istiyordum. Fakat hani bildiğiniz gibi ülseratif kolit esnasında bunu yapmak oldukça zor. Ameliyattan sonra bu hayalimi de gerçekleştirdim. Çok rahat bir şekilde balona binerek o 1,5 saatlik gökyüzünde o süzülerek yolculuk etmek hakikaten güzel bir deneyimdi. Onun dışında stoma bakımını kendi başınıza hakikaten hiç kimseye ihtiyaç duymadan çok kolay bir şekilde 5 dakika içerisinde halledebilirsiniz. Başlarda bu size zor gelebilir fakat zamanla bunu tecrübe ettikçe hakikaten alışıyorsunuz. Hiçbir korkunuz olmasın. Ameliyat olduktan sonra tecrübelerimi paylaştım. Bir blog açtım ben internette. Ve burada gün gün ameliyattan sonra yaşadıklarımı hani bu ameliyatı tecrübe edecek kişilere bir bilgi olsun diye yazmaya başladım. Daha sonra benim hikayem organizasyonunda bana bu katkılarımdan dolayı yani hastalara tecrübelerini paylaştığımdan dolayı bir ödül verdiler. Aslında bu ödülün amacı ameliyat olduktan sonra hayata geri dönebilen ve hayatı nasıl diyeyim her anlamında yaşayabilen insanlara verilen bir ödül. Bunu Amerika'da aynı ileostomi ameliyatı olmuş bir Amerikan futbolu oyuncusuna vererek başlatmışlar. Kendisi Amerikan futbolu oynarken rahatsızlanıyor ve kalın bağırsağın alınması gerekiyor ve bundan sonra ömür boyu stomayla yaşamak zorunda bu. Ameliyat olduktan sonra Amerikan futbol yaşantısına, profesyonel yaşantısına 8-9 sene daha devam edebiliyor bu kişi.
öncelikle buna verilmiş bu ödül ve daha sonra işte Everest'te tırmanan veya farklı şekillerde mesela Irak'ta bir orduyu yönetebilen bir komutana vesaire şeklinde bu ödülü dünyadan farklı insanlara dağıtıyorlar. İşte benim de bu blogda bu tecrübelerimi paylaşmamdan ve yaşama sımsıkı sarılarak geri dönmemden dolayı verildi bu ödül. İliyostomi ameliyatı olacak kişilere şunu söylemek isterim. Hakikaten bu ameliyattan hiçbir korkunuz olmasın. Bu ameliyat sayesinde eskisinden daha aktif bir hayatınız olacağına inanabilirsiniz. Hakikaten daha önce bu rahatsızlık süresince yapamadığınız birçok aktiviteyi ameliyattan sonra çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Daha iyi sosyalleşebiliyorsunuz. Yapamadığınız sporlara devam edebiliyorsunuz. Bakım konusunda da herhangi bir korkunuz olmasın. Zamanla hakikaten buna da alışırsınız. Ve size alışmanızı kolaylaştıracak çok güzel, çok iyi niyetli hemşirelerimiz var. Size her konuda yardımcı olurlar. Ve hastalar, daha önce bu ameliyat olmuş kişilerle de iletişime geçebilirsiniz. Benim şu anda görüştüğüm yaklaşık 2-3 tane hasta var. Onlara deneyimlerimi paylaşıyorum. Yaptığım internet sitesi günde 175 kişi tarafından ziyaret ediliyor. Buraya da girip bakabilirsiniz. Hakikaten hiçbir korkunuz olmasın bu ameliyat hakkında.